Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Cehennem labirentini tek tur attık arkadaşlar. Bildiğiniz üzere tek tur attık. Yani güzel de bir rakama bitirdik. Öyle çok da fazla bir kredi. Yani 5K kredi harcamadık. 4825 kredi arkadaşlar. Olayı bitirdik. Ama durmak var mı veya dinlenmek var mı? Yok. Bize yakışır mı? Yakışmaz. Neden abi? Çok güzel bir söz var. Başarmak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlarmış arkadaşlar. Bizimkisi de o hesap. Baktım ki T4 aranası gelmiş arkadaşlar. T4 aranası gelmiş. Dedim ben burayı bir yapıştırayım. Buradan 2 tane T4. Malum bu aralar seviye yükseltmelere pek ağırlık veremiyorum. Gerçi veremesek bile yani yeni karakterler bayağı bir bulduk. Hem 5 yıldızdan hem 6 yıldızdan güzel geçti bu ay. Yani beklediğimden bayağı güzel geçti. Güzel rakamlar çıkardık. Güzel çıkardık. Ve son cehennem labirentini bitirmemiz de ayrı bir güzellik oldu. Hakikaten güzel eşyalar geldi. Eşyalar güzel. Lakin arkadaşlar 6 yıldız karakterler yani vasat karakterlere geldi. Ama olsun, tek tesellim abi. Bende olmayan karakterlerin gelmesi tek tesellim. Ama durmak yok arkadaşlar. Işık hızıyla devam ediyoruz. Her geçen gün daha da yükseleceğiz. Oraya 4825 krediyi bitirmiştim arkadaşlar. Şimdi ikinci yola gireceğim. Burası ikinci yolda ortalama arkadaşlar 6.5 kredi dedim. 6.5 krediye bitiriyorlar. Ama ben birazcık daha sağlama alacağım. 10K kredi kasacağım arkadaşlar. 10K kredi de benim ortalama 3 hafta sürecek. 3 hafta içerisinde kasarım. Zaten 1.4 kredimiz mevcut. Bunu ben 3 haftada çıkartırım arkadaşlar. İkinci tur atarız. Ondan sonra da her 2 haftada bir oraya gireriz arkadaşlar. Yani buraya para yatırmanın gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü garanti böyle kaliteli bir 6 yıl geleceği belli değil. Yani görüyorsunuz 2 tane açtım gene ne geldi. Yani sağlık olsun diye. Önemli olan bende olmaması tabii ki. Ama şöyle güzel bir şey oldu. S5 çok güzel geldi. Yani S5 Corvus Glaive için S5'imiz hazır. Veyahut da atıyorum yeni Kaptan Marvel da olur. O da mükemmel. Kozmiklerden. Başka kim var mesela müthiş bir kozmik? Aslında listeye açıp bir bakabilirim var ya. Yani çok çok güzel geldi. Hyperion'un henüz 6 yıldızı yok. Olsa Hyperion'un 6 yıldızı var ya ateş eder. Şimdi açarım şu dövüş boşluğunda. Tamam. Hemen bakayım abi. Kimler varmış kozmiklerden? Şöyle 6 yıldız aram böyle sağlam. S5 için yani R3 için arkadaşlar. 6 yıldız kozmik de mistik oldu yanlış. Tamam. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yeni Kaptan Marvel var. Corvus Glaive var. Clopsidium için bir şey diyemiyorum şu anda. Onun dışında Nova var. Of, Nova da olur var ya. Nova'nın da 6 yıldızını ne basarım ha. R3'e basarım abi. Basarız. Onun dışında yok arkadaşlar. Yani direkt böyle alabileceğim. Yani Angela var. Angela da çok iyi. Bu arada bende şu anda 6 yıldızı var. R1 arkadaşlar. Yani 8-9K falan vuruyor. Büyük ihtimalle onun da R3'ünü attığımız zaman öyle tahmin ediyorum ki yani bir 12-13K falan vuracaktı arkadaşlar. 12 yok düşünsene abi düz vuruşlar 12-13-15K'ya falan çıkıyor. Öf. Bir de bunu harca basıyor. Ama tabii prestij olarak biraz düşükte kalıyor sanıyorum Angela. Yine bakarım prestijine. Onun dışında yeni Kaptan Marvel var. Yeni Kaptan Marvel mesela mükemmel. Corvus da yeni Kaptan Marvel. Zaten kozmiklerin en iyisi. Clopsidian için şu anda bir şey diyemiyorum. Nerf nurf gelir mi? Ya da gelecek nerf nasıl olacak? Gelecek de nasıl olacak? Onun dışında bakıyorum abi. Yani çok yok. Şampiyon var bir ihtimal. Şampiyonu da severim. Yalnız var ya R3'te ne vurur var. O L2'si var ya. 100K çıkartırım ben. Proxima var ama biliyorsunuz Proxima'nın kullanım alanı biraz kısıtlı. Yani artık bir kozmik S5'imiz mevcut. Aynı zamanda 6 yıldızdan bir de bilim cevher uyandırma geldi. Mesela kimler olabilir? Kaptan Amerika Infinity var mesela. Direkt gözüme çarpan. Alev adam olabilir. Kızılluk zaten bizde var. Bak Kızılluk da olabilir. Var ya inanılmaz döver. Bunlarca döver. Void olabilir. Wasp olabilir. Taş adam olabilir. Bak bunlar çok güzel. Mesela bilimde süperler. Gerçi bize 6 yıldızdan bilim olarak en son gelen Yellow Jacket. Ona mı bassak? Ne yapsak? Yok ya basmayalım. Yani bunlar geldiği zaman da arkadaşlar bunları da uyandırıp R3 atabileceğim karakterler. Bir tane de 6 yıldız genel cevher uyandırma gelecek bildiğiniz üzere. O da artık yüzlediğimiz zaman gelecek.
Ve iki tane daha S5 gelecek. Yani ortalama bizim iki ayımızı alacak arkadaşlar. İki ay içerisinde biz yüzleyeceğiz orayı inşallah. Onun arkasına 6. sene 4. bölüm gelecek. Orayı da yüzleyeceğiz. Hem 6. sene 4. bölüm hem de 6. senenin tamamı yüzlendiğinde eminim ki oranda bolca S5, T5 gelecekti arkadaşlar. Yani 2 ay içerisinde 3-4 tane bir 6 yıldız R3'ümüz olabilir arkadaşlar. Şöyle tutturabilirsem ki şu anda hesabımda atmak istediğim R3, hani 2 tane karakter var. Bir tanesi Thor Ragnarok var arkadaşlar. Beceri sınıfında prestij 4.'sü, müthiş bir prestiji var. Diğeri Mysterio, yine prestijde 19. sırada. Şimdilik ki fark etmez, arada çok fazla bir fark yok. Yani çok güzel karakterler var. Onun dışında eminim ki birkaç tane daha gelecektir. Zaman içerisinde gelecektir zaten. Biz yeter ki şu görevleri hızlı bir şekilde bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi dinlenmek yok. Başarı için yola çıktığımız için çok aman aman bir dinlenmeye de açıkçası ihtiyacımız yok. Hemen bu T4'leri alalım ve şu anda devam eden arena vardı arkadaşlar. Aşama ödüllerinde az bir şey kaldı. Hem 5 yıldız arenası hem de 1-2 yıldız arenası. Bak düşün, 1-2 yıldız, 6 yıldız ne varsa. Alayına sağlı sollu giriyorum yani. Ve tabii ki hiç durmadan kredi kazanacağız arkadaşlar. Bütün işimiz şu anda bizim cehennem labirenti. Dediğim gibi bir 9-10K kastığım zaman arkadaşlar krediyi direkt gireceğim cehennem labirentine. Beklemeyeceğim. Orayı bir an önce %100 yapmak istiyorum. Ki birkaç sezon içerisinde prestij kralı olup şöyle artık dünyanın en iyi ittifakına geçebilelim arkadaşlar. Artık geçelim. Ondan sonra asıl mücadele ondan sonra başlayacak zaten. Dünya devlerine kafa atacağız inşallah. Labirentle ilgili de arkadaşlar ufak ufak videolar yayınlıyorum. Hem oradaki dövüşlerden bazı kareler, önemli kareleri, hem de genel bir video yapacağım. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bir tane genel video yapacağım. O videoda bildiklerimi bilseydim, yani daha erkenden bilseydim arkadaşlar. 4.8M krediye değil de yani 2.5K krediye ben olayı bitirdim. Bak o kadar da büyük konuşuyorum abi. 2.5K krediye ben orayı bitirdim arkadaşlar. 2.5K krediye. Neyse, en azından videosunu yapayım ki bizden sonra gelecek olan arkadaşlar fazla kredi harcamasınlar oraya. Corvus Glaive ya. Şunun 6 yıldızını bir yakalayayım var ya. Corvus Glaive olur, Kaptan Marvel olur arkadaşlar. Hiç problem değil benim için. Yani arada ayrım yapmam. Tabii ki Corvus hastasıyım. Ama Kaptan Marvel'da gelirse var ya 6 yıldız R3 arkadaşlar. İnanılmaz ya, inanılmaz ya. Böyle bir şey yok yani. Yani herkes, ben size söyleyeyim, Corvus'la beraber Kaptan Marvel hastası da olursunuz. Mükemmel bir karakter. Efso bir karakter. 5 yıldızların devri ufak ufak kapanıyor bizde. Ama sanıyorum bir tane veya iki tane daha R5 atacağım arkadaşlar. Şu anda 18 tane R5'im var. Sanıyorum bir veya iki tane daha 5 yıldız atacağım. Bir tanesi kafamda belli. Ondan artık attığımız zaman da haberleşiriz. Yakın zamanda atacağım çünkü 19. R5'imi. Onun dışında atarsam bir tane daha atarım. Şu anda aklımda yok. Hani stepme de olsun diye söylüyorum. Olmazsa artık 6 yıldızlara abanmaya devam. Ya da en azından 6 yıldız için stokları biriktirmeye devam. Tabii bir yandan T4'leri bulmuşum, kaçırır mıyım? Yeni aylık macera geliyor şimdi. Of, yeni bir action başlayacak. Bolca ödüllerin geleceği yeni bir action. Yalnız cehennemleri ben oynadıktan sonra 6. sene 3. bölüme baktım. Şimdi oraya tek tur atmıştım ya. Bir de son bölümünü sadece %100 yapmıştım. Yani hiç zor gelmiyor abi. Bakıyorsun böyle kolay geliyor ya. Vallahi billahi. Turnuva bizi neleri hazırlıyor arkadaş. Neyse, bir an önce cehennem labirentini bitirelim ki. Yani eğer cehennem labirentini bitirmeni 6. sene 4. bölüm gelmeden önce yapabilirsem var ya, en nefes olur. Zaman kaybetmem.
Ama sanırım biraz zaman, bir ay kadar zaman kaybedeceğim gibi gözüküyor. Çünkü Cehennem Labirentini bitirdikten sonra yine kredi lazım. Bir 5-10K kredi lazım. Hadi onu 2-3 haftada çıkartırız ama. Çıkartıp oraları da bir yüzleriz abi. Öf var ya, hesap var. Hesap kendinden geçer ya. Psikopata bağlar. Bu da son turu mu? Aynen. 1995. 2M'de T4'leri basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi durmuyoruz abi. Durmuyoruz, durmayacağız da. Durdurulamaz oldum var ya, resmen durdurulamaz oldum abi. Ay, başarı yaptıkça arkadaşlar, insan başardıkça daha da gaza geliyor. Daha da fazla yapası geliyor. Yani 24 saat artık yetmiyor. Günü 26-20 saat yapmak lazım ki daha çok yardırabilelim diye. Gelecek dünya birincisi olacağız her anlamda. Hem ittifak anlamında, hem hesap anlamında, hem yetenek anlamında, her anlamda dünya birincisi. Ve henüz daha para yatırmaya bile başlamadık. Tabi bunlar hep taktik, stratejiyle alakalı arkadaşlar. Yani tamamen stratejiyle alakalı. Öyle acele edersek patlarız. Bak mesela insanların yıllardır bildiği şey, 2-3 yıldır bildiği şeyi biz 8-9 aydır biliyoruz. Ve çok geriden gelmemize rağmen birçoğunu geçtik arkadaşlar. Birçoğunu. Türkiye'de de dünyada da birçoğunu geçmiş durumdayız. Daha da geçeceğiz yani. Hani bir laf var, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminattır diye. Bu da öyle bir şey. Hadi ödüllerimizi alalım. Rozetlerimizi alalım. Kredilerimizi alalım. Alayını alalım. T3'leri alalım. Of, T4 artı T3. Koçum benim. Yakışıklı oldu. Bu arada kredim de İstanbul'un fethi. Ha, haberiniz olsun. Yani dikkatinizi cezbedelim arkadaşlar. Güzel. Şimdi stoklardaki durum ne oldu? Şöyle bir bakalım mı çılgın stoklarımıza? Gel bakalım. T4 4 tane. T5 4 tane ama 5.si gelmek üzere. Çok bir şeyi kalmamış. Kozmik S5'imiz burada bir tane. Koçum benim. Korvus veya Kaptan Marvel'a basacağım. Yoksa 3. olarak bassam arkadaşlar var ya. Ya Angela'ya basarım ya Şampiyon'a basarım. Tabii Gümüş Serpçuk hangi sonunda basarız da. Gelmez. Yani Angela'ya bassam basarım da. Dediğim gibi bekleyeceğim abi. Ya Kaptan Marvel, yeni Kaptan Marvel'ı ya da Corvus Glaive'i bekleyeceğim. Onun dışında Alfa 1'imiz 6 tane. Alfa 2'miz de arkadaşlar 11 tane mevcut. Çok şükür. Şunlar da bitmek üzere. Satarız bunları da birazdan. Güzel. Velhasıl kelam arkadaşlar, operasyon yapmaya devam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.